Şimdi saksıyla ilgili bazı farklı uygulamalar yapacağız. Bunlardan biri şu. Öncelikle az bir boyayla şu iplikleri boyayalım. Şu iplikler ayak olacak. Saksıya el ve ayak yapmayı düşünüyorum. Yürüyüp gidecek hali yok ama bir farklı görüntü olsun. Bir kalemimiz var, yazmıyor. Bunun ucunu, arkasını çıkaralım. Şu parçası kullanacağız. Öbür tarafında da yine aynı parça var. Bir de bunu ayrı bir iş için daha kullanacağız. Şöyle arasını hafiften yarıyoruz. Tamamdır. Bunları azar azar aralarını açalım. Bunun arasını açalım. Sonra şöyle bir çubuğumuz var. Bunu ortadan ikiye kesiyoruz. Bunlar da birer kol olacak. Zaten biraz kesmiştim. Bunu ayırdık. Başka. Bunlar ayak olacak. Bunları öncelikle bir boyayalım. Farklı bir renk olsun. Mesela sarı. Sarı renge boyayalım. Bunlardan köpüklerden ellerini yapalım. Şimdi bunu buraya sabitleyeceğiz. Sağından da solundan sabitliyoruz. Aynısını böyleyse bu da böyle olacak. Aynısını diğer için yapalım.
Ellerinin şöyle genel hatlarıyla yaptık. Yalnız şu biraz şey koydu. Tamam böyle parmak olarak. Tamam, bunları yaptık. Şimdi ayaklarına siyah parmak gibi şeyler yapalım. Tırnak gibi olsun. Ön tarafta duracak. Bunun haricinde bunların da uç kısımlarını boyayalım parmak gibi. Şimdi burada başka ne kaldı? Genel hatlarıyla bunu şu araya girdireceğiz. Başka ne kaldı? Heh, şu kağıtlarımız kaldı. Şimdi arkadaşlar kağıtlardan farklı bir uygulama yapacağız. Şöyle bir dursun. Bu da şöyle bir dursun. Şimdi arkadaşlar şu elleri bir sabitleyelim sıcak silikonla. Birbirinden ayrılmasın. Bir de şuraya da sıkalım. Tahta da iyice tutsun. İplikleri. Düğüm yerinde aşağıda kalacak şekilde şu delikten geçireceğiz. Bunda da aynısını uyguluyoruz. Şimdi şu ruloları bitim yerlerine bir yapıştıralım.
Burun ve ağzın rulolarını biraz daha fazla uzun yaptım. Oransal rabanlar biraz daha uzun oluyor doğal olarak. Göze göre. Şunlar göz için. Şu ağız, şu da burun için. Şöyle bir şey var. Burun için yaptığım parçayı şöyle aşağıdan biraz büktüm, şu hale getirdim. Elime yapıştım. Ağız için olan parça da bu şekilde. Bunu da şöyle monte edeceğiz. Nereye monte edeceğiz? Çiçeğimizin üzerine. Şu göz. Şu diğer parçası gözün. Şu burun. Ağız parçası. Kağıtlarımızı yapıştırdık. Şöyle oldu. Şöyle hafiften de mavimsi bir boya sürelim. Şöyle. Farklı bir görüntü olsun göz olarak. Buruna da. Ağza da. Şimdi bunu yaptıktan sonra geldi sıra kollara. Kolların sağ el şu şekilde olacak. Bir altta birleştiği yer var. Oraya yapışkan silikon sürüyorum. Bir de üst tarafta tuttuğu yer var. Oraya silikon sürüyorum. Bu ikisi birleşecek. Ayakların üst taraflarına az bir şey silikon sıkıyoruz ki durduk yerde çıkmasın. Şimdi bu ayakları gövdeye birleştirmeye sıra geldi. Bunları uygun olan bir kısma silikon yapıyoruz. Bunu da şuraya yapalım. Biraz kurumaya bırakalım ve görüntüyü daha sonra birlikte bakalım arkadaşlar. Evet, çiçeğimize yakından bakalım. Şu şekilde iki yerden yanlamasını koyup sabitledik. Şurayı da plastikle tutturduk. Burayı da aynı şekilde plastikle tutturduk, sabitledik. Kağıtları rulo yaparaktan bunu göz, bunu burun, bunu da şekilsel olarak ağza dönüştürdük. Buralara parmaklar yapmış olduk. Aşağı kısımda da ayaklarımız var. Genel görüntü böyle. Evet, genel görüntü bu şekilde oluştu arkadaşlar. Saksıda bir farklılık oluşturmaya çalıştık. Eğer farklı projelere destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar.